Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim poğaça tariflerinden birini hazırlayacağım. O kadar yumuşak oluyor ki çok fazla da sizler tarafından denendi. Bugün şeklini biraz daha farklı yapacağım. Burada 2 yumurta akıp 1 yumurta sarısı var. Üzerine 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 küçük paket instant kuru maya. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım küp kullanabilirsiniz. Öncelikle bunları biraz karıştıralım. Un da ilave ettim. Tereyağını en son hamuru yoğurduktan sonra ekleyeceğim ve tekrar yoğuracağım. Toplam 3,5 su bardağı un ekledim. Bu tarif 3,5-4 bardak kadar alıyor. Hamuru yoğurduktan sonra da bir dolu yemek kaşığı 50 gram kadar tereyağı ekledim. Şimdi hamur tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız kıvamı o kadar güzel olur. Ben tereyağı ekledikten sonra 4-5 dakika yoğurdum. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırmaya bırakacağım. Hava sıcak olduğu için hamur çok kısa sürede 1 saat dolmadan mayalandı. Neredeyse taşmak üzereydi. Hamuru çok kısa 3-5 saniye yoğuralım. Hamurları 12 eşit bezeye ayırdım. Daha sonra elimizle açalım. Ben orta yağlı peynir tercih ettim. İstediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Daha sonra böyle katlayıp ortaya gelelim. Bu kenarı da böyle üzerine atıp kenarlarını katlayalım. Poğaçaları şekil verdim. Toplam 12 tane çıktı bu büyüklükte. Şimdi üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra 10 dakika tepside bekletip ardından pişirmeye göndereceğim. Poğaçaları önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişirelim. Poğaçaların alt üstü güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. En sevdiğim poğaça tariflerinden biri yağ olarak bir dolu yemek kaşığı tereyağı vardı içinde ama pamuk gibi çok güzel oluyorlar. Ben bununla çikolatalı poğaça yapıyorum. Farklı poğaçalarda daha önce sayfamda yayınlamıştım.
denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.